Selamlar herkese. Geometri serisinin son videosunu yapıyorum şu an. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bilmiyorum ne olacak yorumlarınız. Bu videoda akşamları, özellikle akşamları gidilmesi gereken bir yere gideceğim. Anapşi göletine. Gyeongju gece atmosferi çok farklı. Herkes bayağı övüyor işte. Geceliğin kesinlikle Anapşi göletine gitmelisin. Görmelisin orayı. Şimdi oraya gideceğim. Dün bir şey yapmadım. Bugün işte yavaş yavaş keşfe çıkacağım. Birlikte göreceğiz. Normalde genellikle daha önce bir yere gidiyorum. Sonra videoları çekiyorum ama bu şehirde öyle olmadı. Araştırıyorum ve öyle gidiyorum. Hadi bakalım. Bileti ödedik ve şimdi içeriye girdim ama hiçbir yeri bu kadar kalabalık görmemiştim. Burada öğrenciler var, turistler var, işte böyle TikToker'lar, YouTuber'lar falan var. Şimdi bu güzel gölete ışığın yansıması var. Ya şu ekranımın arkasına şey aldım, ne diyeyim, tekrardan düşerse diye, kırılmasın diye. Çok boktan ışık yansıması yapıyor. Neyse, konumuza gelelim. Şimdi Gyeongju'nun son videosuna geldim işte. Gece hayatı videosu. Bu gece hayatı videosunda işte Gyeongju'nun gece atmosferi. Burası çok güzelmiş işte. Herkes geceleri buraya görmeye geliyormuş. Ben size öteki açılardan da... Anapşi Göleti Silla Krallığı döneminde kraliyet ailesinin dinlenme ve eğlence yeri olarak inşa etmiştir. Göletin çevresinde saray yapıları ve bahçeler Silla döneminin mimari estetik anlayışını yansıtıyor. Biraz size Google bilgileri veriyorum. Çünkü burada hani herkes burayı, bana birkaç kişi burayı merak etti ve bana söyledi bilgi şey yapmam lazım. Ama sadece Google bilgisiyle geldim. Üzgünüm. 1970'lerde gerçekleştiren kazılar sonucunda görekte bir zamanlar mevcut olan birçok yapının kanıtının ortaya çıkarıldı. Bugün bu alan tarihi meraklılar için çok önemli bir ziyaret noktası haline geldi. Normalde geceleri geliyor millet ama gündüzleri bile gelmeye başladılar. Gündüzleri bile gelmeye başlamışlar. Kayıt çekeceğim, çekemiyorum. O kadar kalabalık ki. Göletin etrafında hep bu tarihi yapıların yansımaları var ama benim şu ışık yansımasından dolayı hiçbir şey göremiyoruz. Çok böyle huzur verici burası ya. Yani insan burada oturup biz Türk aklıyla mangal yaparız baba. Bilmiyorum da hani burasını hiç güzelliğini bozulmamış. Şu an buradan çok güzel gözüküyor her şey. Ama cep telefonundan kameraya nasıl yansır bilmiyorum. Bu alanın kuş bakışı görünüşü. Çok da güzel duruyor. Kraliyet ailesi buraya dinlenmeye geliyormuş. Size biraz da Gyeongju'nun gece hayatından bahsedeyim. Gyeongju'nun büyük şehirlerin aksine burada sakin ve huzurlu bir hayat var. Şehrin tarihi dokusu da daha belirgin. Şehrin tarihi dokusu... Bak, işte böyle bir şey. Bak, şu an şunu yakaladım. Bu aydınlanmış tapınaklar, hani çok mistik bir havası var. Umarım böyle görebiliyorsunuzdur. Çok güzel duruyor ya. Hani burada durup saatlerce insan izleyebilir. Bu huzurlu, hani atmosfer çok huzurlu. Bilmiyorum işte. Ya sanırım gözüküyor cep telefonundan da. Bilmiyorum, emin olamadım hani. Benim gördüğüm güzel görüntüyü cep telefonundan görebiliyor musunuz? Veya işte kaydettiğim zaman bu güzel görüntü çıkacak mı? Onu da bilmiyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi çıkar ve binlerce yüzyıldır bu şeyler kalmış.
Korelilerin de Çinlilerden kalır yanı yok. Herkes çok fazla fotoğraf çekilmeyi seviyor. Ben sadece Çinliler bu kadar fotoğraf çekilmeyi seviyor sanıyordum ama buradakiler de bayağı çekiliyormuş ya. Hani bir dakikada 300 fotoğraf çekiliyorlar. Ama şuranın manzarasını ben çok sevdim. Gyeongju'da geceleri çok yapılacak bir şey yok. Yani şu ismini unuttum. Dur bakayım. Hwangnam Papang denilen bir şey var. Tatlı ekmek diyorlar. Ya ondan yersiniz ya ne bileyim işte çay, Kore çayı var. İşte Kore çayı içersiniz burada. Çok fazla yapacak aktivite olmadığı için burada insanlar daha sakin, daha böyle huzurlu. İşte daha enerjisi yüksek bir yer burası. Ben burayı sevdim ya. Hani burası benden tam puan alır. Gyeongju'ya geldiğiniz zaman muhakkak 2-3 gün kalmanız lazım. Çünkü bak, burada da öteki yansıma. Çok güzel değil mi ya? Ben hani çok sevdim. Burası bitsin gezin. Bir yerde oturup çay içeceğim. Bu yüzden herkes buraya gelmeye çalışıyor. Umarım ben gezerken eğlendiğim gibi siz de videoları izlerken eğleniyorsunuzdur. Bu yolculuk boyunca sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Eğer siz de hoşunuza gidiyorsa beğenin, yorum yapın. İşte bir şeyler yapın ya. Daha çok izlenelim. Daha çok kişiye ulaşayım. Daha çok gezmek için şeyim olsun. Ailemle daha fazla gezeyim. Oh, yeah.